Şimdi bu gün MKYK'daki görevlendirmeyle birlikte hangi genel başkan yardımcısının ve hangi MKYK üyesinin hangi ile giderek o ilde adayları açıklayacağı tespit ediliyor. Ve bu hafta sonu örneğin pek çok genel başkan yardımcısı arkadaşımız ve MKYK üyesi arkadaşımız farklı farklı illere giderek, bazısı bir ile, bazısı iki ile giderek o illerde adayları açıklayacaklar. Kapsamlı bir şekilde o ilde bunun bir gündem olmasını istiyoruz. Hem adaylarımızı açıklıyoruz, hem genel merkez adına giden arkadaşlarımız o illerde bu mesajları veriyorlar. Bu mesajlar çerçevesinde akşamleyin teşkilatımızla bir araya geliyoruz. Geniş katılımlı bir yemek gerçekleştiriyoruz. Ve bu çerçevede bunlar devam ediyor. Yani bu hafta sonu itibariyle genel başkan yardımcılarımız ve MKYK üyelerimiz belli illere giderek bu faaliyetleri başlatacaklar. Sizin bahsettiğiniz bu manifestoyu da açıklayacağımız geniş katılımda tüm adaylarla 81 ilden adaylarımızın katılacağı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacaklar orada. Gönül belediyeciliği dediğimiz yeni dönemde şimdiye kadar yaptığımız belediye faaliyetlerinin olumlu taraflarını koruyan, çeşitli eleştirilerle ilgili olarak alınmış tedbirleri, yapılacak düzenlemeleri açıklayan, vatandaşla belediyecilik arasında, AK Parti belediyeciliği arasındaki öncelikle gönül bağını, daha sonra hizmet bağını tesis etmek üzere hangi ilkelerin, hangi prensiplerin yeni dönemde şimdiye kadar yaptıklarımızın bir kazanımı, bir neticesi ve bir değerlendirmesi olarak öne çıkarılacağı ile ilgili çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Manifesto çalışması da kendilerinin onaylarıyla tamamlanmış olacak. Şimdiki takvimimiz 31 Ocak Perşembe günü bunu Kapalı Spor Salonu'nda 81 ilden tüm adaylarımızın katılımıyla birlikte açıklayacağız. Ortak miting konusunda tabii ki olumlu bakıyoruz biz. Tabii bu Sayın Genel Başkanların takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin uygun görmeleri halinde bu gerçekleşecektir.